arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik bir bolero çalışması yapacağız e, boleromuzu daha önce bir etek örmüştüm kırmızı eteğimiz onun üzerine Takım olması için ördüm. Şöyle eteğimizi de hatırlayalım. Dilerseniz sadece bolero olarak da örebilirsiniz. İstediğiniz renklerde. Evet yakadan örmeye başlıyoruz. Öreceğimiz yaş grubu küçük olduğu için ben, ben eteğime uygun olduğu için eteğime uygun yaş grubu için çalıştım. Şöyle görmenizi istiyorum. Gayet hoş bir çalışma oldu. Şöyle bakacak olursak bakınız daha büyük yaş grupları için çalışacak arkadaşlarımız zincir sayısını fazlalaştırabilirler. 11-21 şeklinde çekmiş olduğumuz zincirleri 15 ya da, da yaş grubu büyüdükçe fazlalaştırarak orantılı olarak ayarlamasını yaptıktan sonra bu şekilde yani modelimizi kurduğumuz bir sıra trabzan bir sıra kafes şekliyle kurup boleroyu tamamlayabilirler. Şöyle yan kısımlarına bakınız etiğimizi kullandım, modelimi kullandım. Bir tane bağcıkla yine modelimize uygun bir şekilde kenar uç süslemeleri çalıştım. Ve şöyle boleromuzun arkasını görelim. Arkası da son derece kibar, güzel ve uyumlu oldu. Yani benim çok içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz ve sizler de çalışırsınız miniklerimizin üzerine için. Evet, kolay gelsin diyerek hemen boleromuzu çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek hemen örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çektim ve geniş geniş çektim. Şöyle rahat rahat. Ve önümüzün bir tanesini bu şekilde ayarladım. Hemen işaretimi takıyorum. 11. zincirimi. Şimdi arkam için 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 tane zinciri de boleromun arkası için örüyorum. Şimdi diğer kolumuz için tekrar 11 tane zinciri çekiyorum. 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirimizde diğer kolumuzu taktık. Önümüzü sonradan çıkaracağız. 11, 11, 11 kollarımız 21 arkamız. Hemen mezurla ölçüsüne bakalım. 18 santim ölçümüz. Şöyle tuttuğumuzda bakınız üzerine tutuyorum. Şöyle çektiğimde 18 santimi görmekteyiz. Hemen uç kısımdan ilk yanımızı yani ilk önümüzü çıkarmaya başlayalım. 11 tane zincirimizin birini ayırıyoruz. Üzerine bakın bir tane zincir bu 11. zincir üzerine 1, 2, 3, 4 tane daha zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekerek geldiğimiz 11. zincire yani ayrılmıştık bakınız ona batıyorum. 1, 2, 3 tane çekerek trabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir defa dolayıp 3 defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 3. Evet şimdi yaptığımız işlemimize hemen bakalım. Çünkü burası gerçekten en önemli bölümümüz. 11 zincir çekerek gelmiştik ve tamamlamıştık. Başlangıçta da 11 zincirimiz vardı. 11 zincirin bir tanesini ayırdık. 10 tanesi kaldı. O bir tanenin içerisine ilave zincirimizi yaptıktan sonra gelerek batıp bir defa başını dolayıp 3 defa çektiğim trabzanı ördüm. Hem zincirimiz hem de trabzanımız bize iki tane trabzan olarak bu köşemizde oluştu. Araya iki zincir çektim. Yeniden bir defa dolayıp aynı yuva içerisinde üç defa çektiğim iki tane trabzanımı yan yana ördüm. Şimdi geriye kalan on zincirimin hepsini birer trabzan olarak öreceğim. Hiç atlamıyorum. Bir defa doluyorum. Sıradan zincire batıyorum. Bir, iki, üç. Bir dolayıp üç defa da örüyorum. Sıradan iki ördüm. Üçüncüyü örüyorum dördüncü beşinci trabzanımı örüyorum. Sırasıyla ile altı yedi sekiz dokuz ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm ve bu şekilde bakınız hem ucumuz hem de 10 tane trabzanımız zincirlerimizin üzerine birer birer örerek işaretli noktaya kadar geldim. Son trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekerek örmeye devam ediyorum ve boleromun arkası için Örmüş olduğum 21 tane zincirin hepsine birer tane trabzanımı örüyorum. İşaretimi çıkardığım yerden ilk olarak örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3 de alıyorum. Doluyorum sıradakini. 1, 2 ve 3. Doluyorum sıradaki. 1, 2, 3. Bir dolayıp 3 defada örelim diğer işaretimizin bulunduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı hiç farklı işlem yapmadan örelim. Evet zincirimizden sonra arkam için ördüm. 21 tane trabzanımı da tamamladım. 21. trabzan üzerinden hemen 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki işaretimi çıkarıyorum. 11 tane zincir çekmiştim. 10 tanesini örüyorum. 11. kalıyor. Hemen çıkardığım yere batıyorum 2 3 hiç saymamıza gerek yok işaretimizi taktıktan sonra ama zincirimizi dümdüz çekerek yani fazla çekerek de başlayabilirsiniz o zaman yeteri sayıları yaptıktan sonra fazla kalan zincirimizi keserek ayırabilirsiniz Sürekli saymakla uğraşmak istemiyorsanız zincirimizi fazla çekip kesebiliriz. Evet uca doğru geliyorum. 3 defa da aldım. En son zincirim kaldı. Bakınız son zincirime ise tığımı başında doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1-2-3 Tekrar batıyorum. 1-2-3 2 tane trabzanımı ördüm. Tıpkı bu köşemizde yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Bakınız. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı kuruyoruz. 2 trabzanımı son zinciri ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Böylelikle birinci sıramızı kurduk. Bundan sonrasında çok daha kolay bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Zaten hiç farklı bir işlem yapmadık. Dümdüz trabzanlarımızı ördük. Birinci trabzanımızı sadece iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Dönüşte de yani bitirişte de aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Geri kalan yerde herhangi bir işlemimiz yok. Zincir üzerine dümdüz trabzan. Evet şimdi son trabzanımızın üzerine ördüğümüz yönde bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramızı bu şekilde örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum. Zincir içerisine girerek 1, 2 ve 3. Tekrar Zincir içerisine iki tane üç defada ördüğümüz trabzanımızı tamamlıyoruz. Bakınız, yerleştiriyoruz. İki zincirimi çektim. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir başını doluyorum. Bir, iki, üç. İki tane trabzanımızı üç zinciri diğer yönde çekip bu yönde yuva içerisine girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördüm bir zincirimi çekiyorum trabzanımın üzerine tığımın başını doluyorum şuradaki görmüş olduğumuz ilk trabzanı atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum 1 2 ve 3 tekrar bir tane zincirimi çekiyorum bu köşeyi yaptıktan sonra bakın bir zincir çektim aşağıdan bir tane trabzanımı atladım şimdi tığımın başını doluyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir bir atla diğerine bat. 1, 2, 3. Bir zincir bir atla diğerine bat. Bir zincir bir atla diğerine bat. Bir zincir bir atlıyorum. Diğer trabzanıma batarak 3 defa da çekiyorum ve bu şekilde kutucuklarımı oluşturdum bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi iki zincirimizi çektiğimiz yere geldim. Burada ise bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3. Yuva içerisine bir tane trabzanımı ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. Yuva içerisine artışlarımızı yaptık bakınız. Şunu son trabzan üzerine ördüm bir zincir çektim bir trabzan ördüm bir zincir çektim bir trabzan ördüm toplamda zincirimiz bir trabzanımız iki tekrar zincirimiz üç trabzanımız dört olacak şekilde dört tane artışımızı burada yapmış olduk şimdi bir iki tane ayrım zincirini çekiyorum örmüş olduğum trabzanlarımı buraya birazcık çekiyorum burada kendimize alan açmak için tığımın başını doluyorum Arkam için artışlara başlıyorum. Bir tane trabzanı ördüm. Bir zincir. Tekrar aynı yere girdim. Bir tane daha trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Bakın burada yapmış olduğumuz gibi aynı işlemimizi yaptık. İki trabzan bu tarafa ördük. İki trabzan da burada var. Ve tekrar bir zincirimi çektikten sonra arkanın ilk trabzanına gelerek batıyorum. Ve ilerliyorum. Şöyle görelim herhangi bir karışıklık olmasın. Buradaki trabzanımız son trabzan üzerinde bir zincir çektim. Boşluğun içerisine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aradaki ayrım trabzanımı yaptım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı ördüm. Bir zinciri çekip arkamıza başladık. Ve şimdi arkamızdaki trabzanlar üzerine birer birer batarak örüyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine örüyorum bir zincir bir atla diğerini ör bir zincir bir atlıyorum her bir zincirimiz aşağıdaki bir trabzanımıza karşılık geliyor ve onu atlıyoruz Evet uca doğru ilerleyelim Arkamızdan hem artışlarımızı yaptık hem de kafesimizi birer zincir, birer trabzan şeklinde örerek ilerlettim. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Yeniden kolumuzla arkamızın ayrım yerineyiz. Tıpkı burada yapmış olduğumuz işlemin birebir tekrarını burada yapıyoruz. Hemen en son trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Ayrım bölgesine girerek bir trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ayrım bölgesine girip yeniden bir tane daha trabzanımı örüyorum. İki tane ayrım zincirimi çektikten sonra ilmeklerimi şöyle kenara alıyorum. Trabzanlarımı tekrar bir trabzan bir zincir tekrar ikinci trabzanı örüyorum. Ayrımlarımı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen en sondaki trabzanımın üzerine batıyorum. Önümüze bu şekilde geçtim bir zincir çekip bir atlayıp diğerine batıyorum ve köşeme doğru ilerliyorum uç noktaya kadar örerek geldim son trabzanımız kaldı tekrar şöyle bakmanızı istiyorum Bakınız buradan bu köşemizi yaptıktan sonra bir trabzan atlamıştık. sonda da aynı işlemimizi yapıyoruz. Bu trabzanımızı atlamamız gerekiyor. Hemen zincirim çekiliydi. Buradaki iki zincir içerisine girerek uç noktamı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. İki tane trabzanı yan yana örüyorum. Burada araya zincir çekmiyoruz. Yani şu şekilde kafes yapmıyoruz. İki trabzanı ördükten sonra ara ayrım için gerekli olan iki zincirim örüyorum tekrar iki tane trabzanımı örüyorum trabzanımın üzerine 1 2 3 ve 4 zincirimi çekip örgümün arkasına çeviriyorum ve başlıyorum araya girerek 1 2 3 hemen ikinci trabzanımı örüyorum 2 zincir 2 trabzan 1 2 3 1, 2, 3 defa da alıyorum ve 3. sıramıza bu şekilde başladık. 3. sıramızda şimdi örmeye devam edeceğiz. Öncesinde şöyle görelim. Bakınız, uç kısımdayız. Zincirimizde dönmüştük. Şimdiki sıramızda bütün trabzanlarımızı örüyoruz. Hemen kenar trabzanımdan başlıyorum. Alt sıramızda bir zincir bir trabzan yapmıştık. Şimdi hem zincire hem trabzana birer tane trabzan örüyorum. Bir. Ve bir. Zincirime bir. Trabzanıma bir. Zincirime bir. Trabzanıma bir. Zincirime bir trabzanıma artış yerimize kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet bakınız artış yerimizin bulunduğu noktaya geldik. Burada da aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekmiştim. Giriyorum. Bir zincir trabzanımın üzerine örüyorum zincirimin içerisine örüyorum trabzanımın üzerine örüyorum zincirimin içerisine girerek normal artışımı yapıyorum normal artışımda iki tane trabzanımı yan yana örüyorum bakınız iki artış yaptım yuva içerisine trabzanlarımızın bulunduğu noktayı da bu şekilde örmüştüm. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2 Sonrasında biraz önce burada örüp geldiğimiz gibi arkamızı, yanlarımızı aynı işlemimizi tekrar ederek örüyoruz. Arada ise iki tane trabzanımızı şurada da örüyoruz. Hepsini bir trabzan, bir zincirimizin hepsini trabzan şekliyle örüyoruz. Hemen başlayalım birlikte. Burada arada hiç zincir çekmiyoruz. Sadece ayrım yerlerimizde çekiyoruz. Trabzanımı ördüm. Zincirim. Trabzanımı örüyorum. Zincirimin içerisini örüyorum. Evet bu şekilde ilerleyelim. Arkamızı örerek geldim. Bakınız şimdi ara ayrım yerindeyiz. İki tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 2 trabzanımı yeniden örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ayrım yerimizde yaptık. Şimdi trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimin üzerine. Trabzanımın üzerine ve bu şekilde köşeye doğru ilerliyorum. Yeniden sıramızın diğer ucuna geldim aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı buradaki zincirimizin içerisine örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 tekrar 1, 2, 3, 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim ve başlıyorum. 1, 2 3 zincirimi çektim örgümün arkasını çeviriyorum bir tane daha zincir çekelim 4 tane çekiyorduk örgümün arkasını çeviriyorum 4 trabzanımı ikişer ikişer örüyorum araya 2 tane zincir tekrar 1 2 bu sıramızda da yine kafesimizi örelim Köşedeki 4 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim. İkinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Yalnız artırmamızı bu kadar çok yapmayacağız. Bir tane yapacağız. İki trabzandan sonra bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum bir zincir çektim, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çektim, bir atladım, diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir, bir atla diğerine batıp örüyorum. Kafesimizi bu şekilde artışı yerimize doğru örerek ilerliyoruz. Bir tane zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp sondakine batıyorum. Evet. Bir zincirimi çekiyorum. Trabzanımın içerisine girerek bir tane, bakınız, trabzan örüyorum. Bu kez ara ayrım trabzanı örüyorum. Şuradaki gibi çok artış yapmıyorum. İki zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip. En sondaki yani ilk başlangıçtaki trabzanı batıyorum ve bu şekilde bakınız artışlarımı yaptıktan sonra bir atlayıp bir trabzan örerek ilerliyoruz. Evet e, buradaki kafes bölümümüzü örerek aynı şekilde geldim ve e, burada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısına 3 zincir çekip ikişer trabzanı örerek geri döndüm birer birer bütün trabzanlarımı ördüm şimdi ara ayrım bölgesindeki artış yerindeyiz bu sıramızda bir tane artışımızı yapıyoruz bundan sonra e, yeteri ölçümüz gelene kadar hem kafesimizi hem de buradaki düz bütün trabzanlarımızın olduğu yeri aynı şekilde örüyoruz. Yani kafesimizde bir trabzan bir zincir olarak artıyoruz. Düz trabzanlarımızın olduğu yerde de bir trabzanım artıyorum, iki zincirimi çekip tekrar bir trabzan yapıyorum. Yeterli olacaktır bu artış. Evet şimdi birer birer yine yukarıda yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyorum. Bir kafesimize bir trabzanımıza örelim. Ve bir sonraki sıramızda tıpkı buradaki işlemimizin aynısını yapalım. Sonra yine bu sıramızdaki trabzan sırasının aynını tekrar ederek yeterli ölçüye ulaşmaya çalışalım. Evet sıramızı tamamlayalım ve kafesimize buradaki yapmış olduğumuz şekliyle örelim. Üzerinin trabzanı da tekrar ördükten sonra yeniden görüşelim. Boleromuzda bir sıra trabzan bir sıra kafes, trabzan kafes, trabzan kafes olarak ördüm ve 1, 2, 3, 4. kafes sırasındayım. Artık gövdemiz bayağı büyüdüğü için bir sıra sonrasında tamamlayabiliriz. Şu an 11 santim gövdemizin kafes öreceğimiz sıra dahil olmak üzere ölçüsü. Şimdi tam artış yerinin bulunduğu yerdeyim kafesimi yapıyorum. Kafesimi yapacağım yerdeki trabzandan bir öncesini ördüm. Bakın bir öncesini ördüm. Hemen son trabzanımı da örüyorum. Araya bir tane zincirimi çektim. Diğerini de ördüm. Tekrar bir zincirimi çektim. İçeriye giriyorum. Artış yerimi. İki tane ara zincirimi çektim. Tekrar buraya. Araya bir tane trabzan ördüm. Bir zincirimi çektim. Son trabzanım üzerine bir tane trabzanım ördüm, tekrar bir zincirimi çektim, bir atlayıp diğerine örmeye devam ettim. Burada bakınız, şu şekilde. Burada atladık, burada attım. Arkamız yeterince geniş olduğu için bir tane atlayabiliriz ama bu önümüzü şöyle birleştireceğimiz için bir trabzanla burada bir tane daha fazla gövde kısmında trabzan çalışmış olduk. Evet, arkamızı bu şekilde örelim, tekrar diğer artış yerinde yeniden birlikte olalım. Arkadan kafeslerimizi örmeye devam ettim. Şu şekilde bakınız. Buradan başlamıştık. Bir zincir, bir trabzan ördüm. Ve en son bakınız şuradaki yuvamızın içerisine yine bir tane zincir çekip bir atladım. Yuvaya girdim. Bir zincir, bir trabzan atladım. Ve aynı şekilde uç kısma doğru örmeye devam edelim. Ve uç kısımda yeniden görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Tekrar dönüşümü yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. 2 tane trabzanımız. 2 zincir. Tekrar 2 trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Şimdi bakalım bir zincir çekiyorum ortaya atlıyorum direkt trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir tekrar trabzan üzerine kafes olarak örüyoruz bu sıramızı da iki sıra kafes üst üste birer zincir aralarda ve bir trabzan Ikili trabzanlarımızı örerek geldim bakınız şu şekilde üst üste iki sıra trabzanımız da oldu tam ortadaki iki zincirimin olduğu bölüme geldim bir tane zincirimi çektim bir tane trabzanımı örüyorum tekrar bir zincir çektim bir tane daha trabzanımı örüyorum ikili olarak bakınız ve şimdi şöyle kolumuzu kapatmak için şu uçtaki görmüş olduğumuz şu noktaya ortadaki bölüme bir geleceğiz. Şöyle. Buraya birleştirme işlemini yapacağız. Şuradaki alana. Evet hemen ilmeğimi alıyorum. Hemen batıyorum. Ve kolumu bu şekilde tamamlamış oldum. Ayırmış oldum gövdemizden ve bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum sonrasında bir zincir çekiyorum direkt kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir trabzanımı birer birer örerek ilerliyorum bir zincir bir trabzan yine kafesimizi yapıyoruz Şöyle görelim. Birleşme işlemini yaptık. Sırtımızı birebir trabzanlarımızın üzerine örerek buradaki tekrar kol ayrım yerine kadar örerek geliyorum. Tekrar arkamızdan kol ayrım yerimize geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve araya bir tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen şurayı örerek ilerliyorum. Bakınız bir iki zincirimi çekiyorum. giriyorum bir tane trabzan, bir zincir, bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bu tarafa diğer tarafta fazla örmüştük. Bakınız ön kısmı. İki trabzanımı aralarında bir tane zincir olarak örüyorum. Sonra bir trabzan ekliyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekip trabzanımı örüyorum. Bir zincir, trabzan. Sona kadar örerek ilerleyelim. Bölüğümüzün ikinci kolunu bu kısmı tamamladıktan sonra kapatıyoruz. Uca kadar ilerleyelim. Kolumuzu da uç noktaya kadar örerek geldim. Trabzanlarımızı trabzanlarımızın üzerine ve aradaki iki zincirimin bulunduğu yerdeyim. Şimdi büküyoruz. Tekrar diğer kısmın tam ortasına şu kısma gelerek birleştirme işlemimizi yapıyoruz batıyorum sık iğnemi örüyorum tekrar bir tane zincirimizi çekelim bir tane zincirimizi çektikten sonra makas yardımıyla buradan ipimizi koparalım Evet ipimizi kestikten sonra şöyle boylarımızın üst kısmına kollarını birleştirmiş haliyle görelim şöyle düzeltiyorum Evet şimdi önleri örmeye başlayalım önleri ve arkamızı şöyle görelim bakın gayet güzel oldu hemen şöyle kendime doğru çeviriyorum ve şurada modelimizi uygulamaya başlıyoruz bir tane zincirimizi çekelim tığımıza ve düğümümüzü atalım tepe noktasındaki şu bölüme girelim şuraya bakınız zincirimin olduğu yere giriyorum buraya sabitliyorum bir tane sık iğne ve bir tane de zincirimi çekiyorum tığımın başına bir ve iki defa doluyorum şuradaki kabartılı olan bölüme geliyorum birinciye değil ikinciye bakınız şöyle daha güzel görürsünüz. birinci bölüme değil ikinci bölümün ilk trabzanını alıyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum toplamda 9 tane trabzanımızı örelim 2 defa doluyorum 3 defa da alıyorum 2 doluyorum bakınız hepsinde ikişer alıyorum bakın 1 2 3 2 doluyorum 1 2 3 2 doluyorum 1 2 3 toplamda 9 trabzan olana kadar işlemimizi tekrar ediyoruz Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Toplamda 9 trabzanımız oldu. Hemen 9. trabzanımı ördükten sonra bakınız şu araya giriyorum. Şuradaki bölümümüze batıyorum. Şuraya battım. Her ikisinin arasının bulunduğu noktaya. Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. Birinci trabzanıma değil ikinci trabzanımın olduğu bölüme girerek Yeniden 9 trabzanımı örüyorum. 2 doluyorum, 3 defa da alıyorum ve toplamda 9 trabzan sayısına ulaşınca yan kısma batıyorum. 2 4 6 7 8 ve 9 toplamda 9 tane trabzana ulaştık 2 4 6 8 ve 9 hemen şuradaki birleşme noktasının dibine gelerek batıyorum şöyle görelim bakınız tekrar iki defa doluyorum şu bölüme gelerek 9 tane bakın bir tane atlıyorum diğerine batıyorum Kus trabzanımı örüyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Evet 9 tane trabzanımızı ördük ve önümüz için 3 tane modelimizin zeminini hazırladık. Şimdi kol altına doğru devam etmekteyiz. Şurada birini atladım. ikincinin olduğu yere gelerek batıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen şu araya birleşme noktasının içerisine Gelerek batıyorum. Bakın şu kısma 9 trabzanımızı da buraya örüyoruz. Evet toplamda 9 trabzanımızı ördük. Şöyle bakın tutuyorum. Birinci, ikinci, üçüncü trabzanı ördük. Dördüncü trabzanı tam kolumuzun ayrım yerinin bulunduğu şuradaki bölüme ördük. Ve hemen arka kısma geçiyorum. Bir tane kutucuk atlıyorum. ikinci kutucuğu atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü kutucuğun içerisine giriyorum. Arkada üç kutucuk aralıklarla batalım ve dokuz trabzanımızı örelim. Evet arkayı İki kutucuk atladık. 3. kutucuğa batma şekliyle 9er tırabzanımızı ördüm. Şimdi e, kaç tane olduğuna bakalım. 1 2 3 4. Bakınız önden 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 tane trabzan grubumuz oldu. 9. trabzan grubumuza geçiyoruz eğer ön kısmımıza. Yine iki defa tığımın başını doluyorum ve şuradaki bakınız birleşme noktasına. De her tarafta da aynı yerde yapmıştık. Şöyle görelim buraya yapıyoruz ve birebir karşılığına gelecek yerlere şu şekilde trabzanımızı bu yöne de örelim uç kısımda görüşelim Evet diğer tarafı da aynı şekilde birebir karşılıklı olarak ördüm en son dokuzuncu trabzanım ördükten sonra tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi ilk başlangıç noktasına gelerek batıyorum tepe noktasına bakınız gelerek şöyle şuraya batalım böylece birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Gövde kısmımızı birleştirdikten sonra. Şöyle arkasından da görelim. Arkasından da bu şekilde görülmekte. Gayet güzel. Şöyle şimdi enine boyuna bir bakalım. En geniş yerden ölçmek istiyorum. Şöyle düzelterek. En geniş yerimiz kolumuzun şöyle uç kısmından. Bir uç kısmından diğer uç kısmı 32 santim. Ee şöyle en uç kısımdan alt kısma kadar 15 santim uzunluğunda şimdi örmeye devam ediyoruz buraya batmıştık batmış olduğumuz yere bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak bakın 9 tane trabzan örmüştüm ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzan üzerine batıyorum bir tane daha trabzanı örüyorum. İkili trabzan örüyoruz. Bir dolayıp iki defa da kapatıyoruz. Aralarında bir tane zincirimiz var. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bütün trabzanlarımızı örüyorum. Bakın bir zincir, bir trabzan şeklinde bütün trabzanlarımızı ördük. Şimdi ikinci e, trabzanlarımın olduğu yere geldim. Hemen ilk trabzanımın araya zincir çekmeden ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir şekliyle bütün bölümlerimizi uç noktaya kadar örerek tamamlayalım kısmımıza kadar bir trabzan bir zincir örerek tamamladım şöyle arkamızda görelim şimdi örmeye devam ediyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum ve yeniden örmeye başlıyorum Tığımın başını bir defa doluyorum araya giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum trabzanımın tepesini örüyorum. Bir zincirimizin içerisine bir trabzanımızın üzerine bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Trabzanımın sonuna doğru geliyorum. Bakınız bu grubumuzun hemen bir boşluğumuz bir trabzanımız kaldı. Hemen zincir üzerine örüyorum. Trabzanımın üzerine de örüyorum. Ve her iki grubun arasına direkt bir tane sık iğne batıyorum. Tığımın başını doluyorum trabzanımı örüyorum diğer grubuma geçtim araya sık iğne ile ayırdım zincir içerisini örüyorum Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim her iki grubu arasına sık iğnemizi batalım diğerlerini trabzanla örelim zincirimizi hemen dibine değil bir sonraki trabzan içerisine batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki gruba batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki gruba batıyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki gruba batıyorum. 1, 2, 3. Bir sonra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen bir ileri kutuya batıyorum. Ve bütün e, trabzanlarımızı bu şekilde ördük. Şöyle görelim. Hepsini. Bir kutu sonrasına yaptık. 2, 4, 6, 7 oldu. Şimdi diğer grubumuza direkt sık iğne ile geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3, diğer kutuca. 1, 2, 3, diğer kutuca. 3er zincir çekip diğer kutuya batalım. 3, 1, 2, 3, Evet ikinci dilimimizi de bitirdik. Üçüncü dilimimizi direkt sık iğnemizde geçiyoruz. Şöyle sık iğnemizde geçtik ve aynı şekilde zincirlerimizi çekerek sıramızı tamamlayalım. En son bölüme kadar ördüm. Bütün zincirlerimi çektim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Beyaz rengime düğümümü atıyorum. tekrar çeviriyorum bakınız şu şekilde bu uçtan e, ipi kopardığım yerden değil diğer taraftan örmeye başlıyorum ilk zincirimin içerisine giriyorum sabitliyorum 1 2 3 tane yeniden zincir çekiyorum ve diğer gruba batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum diğer grubuma batıyorum 1 2 3 zincir her zincir içerisine üçer zincir çekerek yeniden batıyorum. Aşağı doğru inelim. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 batıyorum. Buradan sık iğne ile diğer tarafa geçiyorum. Diğer gruba bakın. Şöyle. Diğer gruba sık iğne yaparak batıyorum ve 1 2 3. Gruplar arası geçişte zincir çekmiyoruz. Sadece sık iğne ile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 zincir batıyorum. Evet. Diğer grubuma geçişte sadece sık iğne. Araya da zincir çekmiyorum. Hemen sık iğnemle geçişimi yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet sona kadar bu şekilde 3 zincir çekip atalım. Uç noktaya kadar örerek geldim. Bakınız bir uçtan diğer uca geldim. En son batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve kolumuzu örmeye başlayalım. Yine beyazımızla. Önce zincir çekip düğümümü atıyorum ta ve kol altından giriyorum. Şöyle batalım herhangi bir yere. Bir tane zincirimi çektim bakın sabitledim. 1, 2, 3. Hemen batıyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki kutuya batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kafeslerimizin arasında bulunan zincirlerimizin içerisine birer birer her iki kolumuzu da batalım. 3. Ve yeleğimizi bu şekilde tamamlayalım. Kollarımızın her ikisini de örerek poleromuzu tamamladık. Şimdi uç kısma görmüş olduğunuz gibi zincirle minik bir süsleme çalışması yaptım. Hemen diğer zincir çalışmamızı ve ucunun süslemesini sizlerle birlikte çalışalım. bir tane düğme de kullanabilirsiniz. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın diğerinin tam karşılığına gelecek ilk şuradaki zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne. İpimi ardına alıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha sık iğnemi ördükten sonra burayı kuvvetlendiriyorum ve başlıyorum. 1 2 şöyle rahat rahat zincirlerimi çekiyorum. Buradaki zincir sayımız tamamen bağlama boyunun uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar ayarlayalım. Çok kısa olmasın. Çok da abartılı uzunluğa gerek yok. Şöyle bir karış kadar çektim şöyle göreceğiniz gibi. Evet zincirime devam ediyorum. Evet yeterli oldu. Şöyle bakınız. Şimdi 1-2-3 4. zincir içerisine gelerek batalım. Bir tane yuvarlak yapalım. 1-2-3 zincirimizi çekelim. Şöyle örgümün yuvarlağımın ardını çevirip ikili trabzan örelim. Bir defa dolayıp iki defa da alalım. Bir zincir çekelim araya. 1-2-3 bir zincir bir trabzan şekliyle arayı dolduralım halkamızın içerisine giriyoruz bir zincir bir trabzan zincirim ve trabzanım diğerini kaç tane yaptıysak ona göre ayarlayalım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane örmüşüz 2 4 6 7 7 tane ördükten sonra Geriye dönüşümüzü yapıp üzerine zincirleri çekip batalım. Bir tane zincirim zaten var. 2 ve 3 dönüyorum. Hemen bakınız aynı yere girerek batıyorum. 1, 2, 3. İlk başlangıç yuvasına battım. Daha sonra hemen sıradaki kutuca 1, 2, 3. Bir sonraki kutuca 1, 2, 3. Sıraya batıyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 en son şu şekilde çiçeğimizi de yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra burayı keserek tamamlıyorum. Ve şöyle bacığımızın ucunda minik güzel bir çiçeğimiz oldu. Modelimize de uyumlu bir şekilde. Evet şimdi ipimi kesip fiyongumuzu bağlayalım. İpimi kesip ardına gizledim ve şu şekilde bacığımı bir yonkunu yapıyorum ve bolerumu tamamlamış oluyorum bu şekilde bir çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.